Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine Instagram'da takip ettiğim, fotoğraflarını izlediğim fotoğrafçıları Antalya Kumluca sahillerinden bu güzel manzaranın eşliğinde sizlere parmak ısırtan 10 fotoğrafçıyı tanıtmak istiyorum. Aralarında Türk ve yabancı fotoğrafçılar, kadın ve erkek arkadaşlar var. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Alfabetik sıraya göre ilk konuğumuz Alexandre Vavrezniak. O, siyahlar denizinde beyazı, ışıklar denizinde gölgeyi yüzdürmeyi seven bir fotoğrafçı. Olur da ışık gölgenin oynaşması denk gelmezse, iç içe görüntülere, çoklu pozlamaya hayat vermeyi seven bir fotoğrafçı. Bize de keyifle izlemek düşer. Sıradaki fotoğrafçımız Güney Kıbrıs'tan. Karis Iannao aynı zamanda saksafonu ile caz müziği yapıyor. Sokakta çektiği fotoğraflar, yakaladığı açılar, siyah beyaz tonlaması ve her bir karesinde anlattığı hikaye ile sanki bize bir caz konseri dinletir gibi. Sizin de kulağınıza ulaşıyor mu tınısı? Bizlere hep fotoğrafın net olması gerektiğini öğrettiler. Birçok fotoğrafımı çöpe attım yıllarca bu yüzden. Aradan bunca yıl geçtikten sonra öğrendim ki bir fotoğrafı etkili yapan netliği değil, ruhu. Bakın Daniela Form'un fotoğraflarına. Net hiçbir şey bulamayacaksınız ama her karenin ruhu olduğunu göreceksiniz ve siz de benim gibi hayran olacaksınız. Sırada İstanbul'un sokaklarını çok iyi okumayı bilen bir fotoğrafçı dostumuz Hakan Yaşar var. Onun karelerinde hızlı düşünmenin, fotoğrafı oluşmadan kafada hayal etmenin, küçücük detaylarda nasıl zenginlikler yattığını bilmenin kuvvetli izlerini görüyoruz. Sokak fotoğrafçılığının hakkını vermek de bu olsa gerek. Kyuwon Lim, Koreli bir fotoğrafçı.
Fotoğrafları geometrik ögelerin, çizgilerin, yayların ve dahası ışıkla gölgenin dans etmesi gibi. Her bir öge yerli yerinde. Her şey muntazam. Bu olağanüstü düzenin içerisinde ve genellikle yönlendirici çizgilerin bizi götürdüğü yerde bir model görüyoruz. İzlemesi gerçekten çok keyifli. Portre fotoğrafı belki de en eski fotoğrafçılık alanlarından birisi. Hakkıyla yapabilmek bir hayli güç. Sokak portreciliği ise daha da güç. Sıradaki gizemli fotoğrafçımız Rangefinder X, Leica kamerasıyla İstanbul'da ve dünyanın başka yerlerinde öylesine etkili ve duyguyu yansıtan portre fotoğrafları çekiyor ki takdir etmemek, hayran olmamak elde değil. Her bir fotoğrafını beğenerek izlediğim bir diğer fotoğrafçı var sırada. Simona Saas. Sokağın dinamizmini gerçeküstü bir anlatım diliyle ve son derece estetik bir şekilde aktarıyor. Onun fotoğraflarını izlerken gelecekten bize ulaşmış bir şiir dinliyormuşum gibi hissediyorum. Bakalım sizde de aynı etkiyi yaratacak mı? Bir önceki fotoğrafçımızın fotoğraflarından sonra Sultan Koç'un fotoğraflarıyla kendimize geliyoruz. İçinde yaşadığımız gerçek dünyayı sosyal belgesel bir anlatım diliyle dramatize etmeden ama diğer yandan görsel estetiği de göz ardı etmeden anlatabilmek Sultan Koç'un işi. O işini çok iyi yapıyor ve bize izlenesi fotoğraflar sunuyor. Tekrar Güney Kıbrıs'tayız. Konuğumuz Vasilis Dimitriades. Kendisi aynı zamanda bir avukat. Sokak fotoğraflarını izlediğimiz zaman sıra dışı bir gözü ve fotoğrafa sıra dışı bir şekilde yaklaşımı olduğunu hissediyorsunuz. İyi bir fotoğrafik altyapı, hızlı muhakeme, ekipmana hakimiyet ve serilik onun marifetleri ve her türlü takdire şayan.
Alfabetik sıraya göre son fotoğrafçımız bizden biri, Yalın Vural. Fotoğraflarını cep telefonuyla çekiyor ve düzenliyor. İlk keşfettiğimden beri onun fotoğraf yapma yaklaşımına ve tarzına hayran kaldığımı açıkça söylemeliyim. Fotoğrafın empresyonist tarzda sunumu bu olsa gerek. Ayakta alkışlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine çok güzel fotoğraflar izledik. Çok değerli fotoğrafçılarla tanıştık diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devam etmesini arzu ediyorsanız, lütfen kanalımıza destek olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar, hoşça kalın.